Beslenme hepimiz için son derece önemli. Kimimiz kilo aldığımızdan şikayet ederiz, kimimiz kilo alamadığımızdan şikayet ederiz. Ve basında, televizyonlarda, kitapçılarda, kitaplarda çok farklı, zaman zaman birbirine 180 derece zıt mesajlar verildiğine şahit oluyoruz. Kimileri diyor ki sabah sucuklu yumurta yiyin, hem de tereyağlı olsun. Aynı konuda bir başka uzman, aman katiyen bu sizi öldürür, kalp krizine yol açar diyor. Kimileri bol bol sebze yiyin, vejeteryan olun, hatta vegan olun diye öneriyor. Kimileri aman kırmızı et yemezseniz zekanız gelişmez diyor. Acaba bunların hangisi doğru? Her insan yeryüzünde tek ve biriciktir. Aynen parmak izi gibi bütün özellikleri de başka insanlara benzemez. O halde bu kadar birbirinden farklı olan insanların tümüne aynı önerilerde bulunmak ne derecede doğrudur? Kimimiz dizel araç kullanırız, kimimiz benzinli, kimisininki süper benzin yakar. Herkesin yağ numarası da aracında farklıdır. Şöyle bir düşünün, yeryüzündeki bütün araçlara aynı yakıtı ve aynı yağı koysak ne olurdu? Birçoğu bozulurdu, birçoğu gidemezdi. İşte insanlar da aynen öyledir. İnsanlar her birisinin farklı yaratılışından, farklı genetik yapısından dolayı farklı şekilde beslenmesi gerekir. Peki bunu nasıl anlarız? Bunu genetik yapımıza göre anlarız. İşte gen test diyetle bu genetik yapıyı ortaya koymak mümkün. Genetik yapıya göre geliştirilmiş olan beslenme planları tamamen o kişiye özeldir. O kişinin ne kadar yağ, hangi türden yağ alması gerektiği, hangi proteinleri kullanması gerektiği, hatta yemeklerini nasıl pişirmesi gerektiği dahi genlerinden anlaşılabilir, görülebilir. Uygulamak son derece kolay. Şöyle ucu pamuklu gibi görünen bir çubuğu, yanak mukozamızın içerisini hiç acıtmadan sürdükten sonra tekrar kutusuna koymak bunun için kafi. Buradan alınan doku örneğinden yapılan genetik analizlerle bir insanın beslenmesinde yağın oranının ne olması gerektiği, ne tür yağları alması gerektiği, ne tür karbonhidratları alması gerektiği, ne tür sebzeleri yemesi gerektiği, sütün o kişide nasıl bir etki yaratacağı, glutenin nasıl bir etki yaratacağı, tuzun nasıl bir etki yaratacağı, bunların hepsini görmek ve o kişiye kilo kaybı yaratırken sağlıklı bir şekilde yaşamasını, hastalıklardan korunmasını sağlayacak bir beslenme planı çıkartmak ve o kişinin en etkili kilo verme yöntemi olacak egzersizini tespit etmek mümkün. Kimi insanlar haldır haldır egzersiz yaparlar, kilo veremezler. İşte bunun da genetik sebebi var. Eğer bütün bunları biliyorsak, bir kişinin kilo yönetimi ile ilgili genetik özelliklerine hakimsek, o kişiyi hem sağlıklı, hem etkili, hem de kalıcı bir şekilde zayıflatmamız mümkün olur.